Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir dolandırılmayla çakma arasındaki bir videoya hoş geldiniz. Size daha önceki videolarımızda söylemiştim, bana Instagram'dan gönderebilirsiniz böyle şüphelendiğiniz hesapları diye. Birisi göndermiş sağ olsun, teşekkür ediyorum ona. Bir Instagram hesabı var, çok ucuzdan orijinal iPhone sattığını söylüyor. Bayağı iPhone 11 6000 lira, 13 Pro Max'ler 9-10 bin lira falan havada uçuşuyor. Biz de bugün oradan bir tane 14 Pro Max çözmeye çalışacağız orijinalinden. Bakalım gerçekten öyle olacak mı? Hesap şu anda önünüzde. Adını kapatıyoruz, sonra uğraşıyoruz çünkü. WhatsApp numarası var, siparişçi WhatsApp'tan yazın bize diyor. Tamam yazarız, kapıda ödeme yoktur, neden olsun ki? Ardahan merkezdeymiş, neden? İşte hani gümrükten getiriyorum, yurt dışından getirdim. Ucuza geldi falan filan. Şimdi bir storylere bakalım. iPhone 13 6800 lira, hayırlı olsun. 13 Pro Max 8500 lira ama bugün özel. Bütün fiyatları yazmışlar. iPhone 11 5500 liraymış. 11 Pro 5900, Pro Max 6400. Bunlara geç. 13 Pro Max ise 8500 lira. 14 yok bu arada. Buradan 14 alabilirsiniz dediniz. Önceki videomuzda olduğu gibi yine telefon satılmış gibi birilerine. Sadece hayırlı olsun var. WhatsApp'tan iletişime geçin bize demişler. O yüzden bir numarayı kaydedip hemen geliyorum ben. Kolay gelsin. Ben iPhone alacaktım. Bakalım. Bu kez otomatik mesaj gelmedi. Demek ki henüz yeniler bu sektörde. Otomatik mesaj gelse nitelikli dolandırıcı derdim ama biraz niteliksiz gibi geldi. O arada cevap gelirken ben bir şu memnuniyetlere bakayım. Bu da ulaştı abi. Babam gelsin akşam hattını takar haber veririm. Siz böyle bir şey satın aldığınızda Instagram'dan oradan buradan gerçekten memnun kaldıktan sonra o kişilerle iletişime geçiyor musunuz? Benim hiç aklıma gelmiyor. Merhabalar, teşekkür ederiz efendim. Abi ben sizin fiyatlara baktım da 14 yok mu? 14 tabii ki var efendim. Ulan niye yazmıyorsun o zaman oraya? Abi bana 14 Pro Max lazım. 128 GB'lık. En ucuzunu alayım, onlara o kadar para vermeyeyim arkadaşlar zaten. Para vere vere bir hal olduk. Bari videomuzu beğenin, bir abone olun, hani etkileşimimiz artsın, videodan para kazanalım da özür dileriz efendim. Tabii ki. Ürün listemiz güncelleniyor. Ya güncelleme bana fiyat. Hemen bakıyorum stoklarımıza. Şu an kesin şu an bakıyor değil mi mamicim? Renk tercihimiz var mı? Deep purple var mı? Derin mor. Şu an kral direkt bende ya bu arada. Demek ki çok müşteri çıkmıyor. Bu arada 78 bin takipçisi var. Bir tane var elimizde. Son kalmış. Kaç para abi? Bu arada 11-12'den fazla çekerse almam. 11-9 adam 1 lira sınırda bıraktı. 12.001 dese almayacaktım. Var mı pazarlığımız? Yok ya. Abi ben de Ardahanlıyım ya. Ama İzmir'de yaşıyorum. Hayatım biz İzmirliyiz. Bir 11.5 yapsak. Bir de bu ürünler neden ucuz? Efendim ben de İzmirliyim. İşiniz Ardahan'da. İnan 11.5 zor. Sizden ekstra kargo ücreti talebimiz olmayacak. Bence zaten kargo ücreti almayacaktı da. Tamam abi canı sağ olsun. Niye ucuz bu abi? Onu merak ettim ben. Efendim ürünlerimiz gümrük ürünü. Gümrüğe özel üretilen bir ürün yani bunlar. Bu yüzden uyguna temin ediyoruz. Ve kullanıcılarımız uyguna telefon sahibi olsun diye bu hizmeti veriyor. Kral ya, görüyor musun? Adam bizi düşünüyor ya. 50 bin liralık ürünü 10 bin alıyor kral. Sen de telefon kullan istiyor ya. Sen de kullan. O yüzden tamam yani ben yedim. Tamam alayım abi bunu da. 11.5'tan aldım. Bu benden kesin adres bilgimi falan filan isteyecek. Ben direkt yazmaya başlayayım. Normalde ilk yaptıkları şey IBAN vermek, bu arada vermiyor asla. Evet abimiz bize IBAN'ını yazacak. Biz alımımızı yapalım arkadaşlar. İnşallah kargo elimize ulaşır. Geçelim kargonun bize geldiği güne. Evet beklediğimiz gün geldi arkadaşlar. Yaklaşık 4 günlük bir aradan sonra kargomuz elimize ulaştı. Kargo şirketiyle hiçbir alakası yok, bunu söyleyeyim her zamanki gibi. Ve açılış anımız gelsin. Gerçekten sabahtan beri kayıda gireceğimiz anı bekliyorum. Geldi. Kutu açık, yani yapacak bir şey yok. iPhone XS Max kutusuymuş. Güzel uydurmuşlar. Şimdi gelelim beklediğimiz o ana. Bilerek en son bunu aç. Oğlum... Gümrük ürün de iki tane şeyi koyun bari de. Şuraya şarj aleti sokun, yalandan bir kablo mavlu sokun. Başka da bir şey çıkmadı ve... Aha. Ya hayır ya. Evet, Galaxy A54 geldi arkadaşlar. Tamam işte. Bir adet iPhone 14 Pro Max'imiz oldu. Şöyle bir dış görünüşünden başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bakın burada bir tanesi büyük, diğer iki tanesi küçük bir şekilde duruyor. Yani bir tane kameramız var aslında. Diğerlerini yalandan oturtmuşlar. Ama yani şöyle baktığımda evet, Deep Purple dediğimiz renk buradadır. Evet biraz sağlam duruyor. Yanında ses açma kısmı tuşları aynı yerde. Alt tarafa geçiyoruz. Ucuz alıyorlar, bize faydalanalım diye bize getiriyorlar işte. Daha ne yapsın adamlar ya? Dış görünüş olarak ben buna tamam dedim. Önce bunu söylüyorum. Ve bir açmayı deniyoruz. Açılır mı? Aha, evet iPhone'un o meşhur duvar kağıdı geldi önümüze. Kurulu geldi, bunu fark ettiysek. Mesajlar boş tabii ki. Evet, yani genel olarak baktığımızda Android'in içine gömülmüş. Burada WeChat falan filan var ya. Bunlar normalde kurulu mu geliyor?
Ben gelmiyor diye biliyorum ya. Önce bir internete bağlayayım en iyisi. Şöyle bir açalım, internete bağlayalım. Şey versene, screen recorder versene bir tane. Today, loading. Play Store'da giriş yapmamı isteyecek değil mi? Evet, bu da burada dondu kaldı. Çok iyi. Hey Siri, open YouTube. Who is Obama? Siri, open YouTube. Who is Obama? Evet, kendim açarım YouTube'u. İhtiyacım yok sana. Bakalım, hemen şöyle bir YouTube'un en iyi kanalını açıyorum. Aa bak, şu son video çok güzeldi arkadaşlar. Bu videoyu izleyin lütfen. Şarjımı göremiyorum, yüzde olarak göremiyorum ama açıldığı andan itibaren biraz düştü. Yani ne çabuk düştü anlamadım. 5 dakika olmuş. Bir tane video açalım bakalım. Bir sesini... The following content is not available on this app. Bu YouTube uygulamasında çalışmak için uygun değil diyerek kapandı. Aa bak, bizim shorts videomuz çıktı. Ya şu görüntüyü ben size nasıl gösterebilirim ki ya? Bu gördüğünüz görüntü şey diyebilirsiniz. Ya bize kameradan gösteriyorsun, ne kadar kötü görünüyor diyebilirsiniz. Kamerayla alakası yok, görüntüyle alakası var. Son ses bu arada. Evet, güzel, muhteşem bir videomuz vardı tabii. Bir de şöyle videoyu açmayı deneyeceğim bir kez daha. Watch on the latest... Ha tamam, YouTube'u güncelle diyor da Play Store'a giremiyorum ki YouTube'u güncelleyeyim. Bu nasıl saçmalık ya? Ronaldo'nun golünü görelim, bunu da göremiyoruz. YouTube'u güncellemezsen sana videoyu izletmem diyor ama YouTube'u güncellememe de izin vermiyor. Çok iyi değil mi? Bunların hepsi web tekniğe karşı yapılan şeyler. Bakın bunları unutmayın. İlk dokunmatik telefon... Dur bir be çocuk. İlk dokunmatik telefonlar çıktığında hani böyle renkler gerçek değildir ama ya ne güzel canlı renk duruyor falan derdik ya. Hatırladınız mı o zamanları? Peki bir şey diyeceğim. Niye ısındı? Bir şey söyleyeyim mi? Yukarı doğru inceden bir... Vallahi alev geldi. Bir şu meşhur kamerayı açalım artık. Ha? Mami'cim. Bir şey diyeceğim. İnsanlarız gülemeyecek bu duruma. Neden biliyor musun? Çünkü yoksun Mami. Şurada gördüğünüz beyazlık bana vuran ışık. Burada aslında Mami var. Hemen şöyle bir şey, bırak artık beni. Mami yeter artık, bırak. Evet. Tamam bak, şu ışığı ben elimle kapatıyorum. Şimdi göreceğim. Ver pozunu kardeşim. Dur bakayım. Dur şu şeyi bir kapatayım ya. Flaş. Allah'ım şu yakışıklığa bak. Hemen dur. Video modunu alalım bir de Mami. Videodasın Mami. Konuş bakalım. Poz ver kardeşim. Şöyle bir ellerini bir alkış malkış yap bakayım nasıl yapıyorsun. Adam! Şimdi arka kameramızı gördük. Bir de ön kameradan şöyle kendimize baktık. Ya abi, ışık olunca ister istemez güzel çıkma şansın oluyor ama bir tane de ön kamerayla video aldık. Beni bir de bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle bir etrafı da göstereyim ama tabii ki ışık var yani. Işığı şöyle çeksem tak bir anda karanlıktayız Mami. Oy. Evet, bir de Mami beni arka kamerayla bir tane çek bakayım kardeşim. Nasıl çekiyorsun? Çok iyi değil mi? Kaç para verdik biz buna? 12 verdik. Evet, kargo cebimizde kalmıştı. Şu anda ana kameramızı iPhone 14 Pro Max'e çeviriyoruz. Oradan bir daha açılış yapayım. Evet, şu anda bir de çakma iPhone 14 Pro Max'ten benim sesimi duyuyorsunuz. Bu telefonu 12 bin liraya aldık ve bize orijinal olduğu söylenerek gönderildi. Peki sizce orijinal mi? Evet. Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben bunu her seferinde siz yorumlarda konuşursunuz diyorum ama çakma iPhone'ların fiyatının bile 15 bin liraya yapıştığı bir dönemde tam olarak neden emin olamıyorum. Bunun yorumlarını size bırakıyorum. Şöyle PUBG Lite'ı bir yapışmayı deneyelim mi şuna? Şarjım bitecek birazdan ama dur bakalım. Şurada bir bekleyelim bakalım PUBG Lite açılacak mı? Vallahi bak. Bak bak bak. Bak tutamıyorum. 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 O arada şunu deneyeyim, merak ettim ya. Oha. Update mi? Update et bakayım. Edecek misin? Ediyor, tamam. O ederken ben testime devam edeyim. Duyuyor musunuz? Normalde normal bir telefonda böyle pışırt diye kayar. Bakın şimdi size S23 Ultra'da göstereceğim. Kandırdım. İnandı mı gösterecek? Kasa bu arada 14 Pro Max'e benziyor. Bunu söyleyeyim gerçekten. Ki zaten bunu bir tane kalıp döküyorlar. Olmuş oluyor yani. Ama müthiş dayanıksız. Bak şimdi yakından şuna. Çiziyi kestik. Görüyor musun? Tekrar PUBG'ye dönelim. O güncellemesini atarken biz de şöyle bir kasa testi yapmaya devam. Şuna bak. Bembeyaz oldu. Evet bak, mesela Deep Purple ya bu. Beyaz isteseydim demek ki böyle gelecekti. Geldik sevdiğim yere. Şuradan önce çıkıyorum. Bir ona bakacağım ben. Mami başıma bir şey gelecek gibi hissediyorum. Şarjım %20 kalmış. Ya az önce burayı kaldırdım. Şimdi kaldıramıyorum. Aha. Gördün. Yakaladım, gel. Yakaladım, gel. Gelmedi. Mami yardım et. Bu arada PUBG güncellenmeye devam ediyor. Girdim. Tamam, içerideyim, içerideyim. İçerideyim. İçeride ama. Tam olarak da gömülmemiş aslında. Kerpeten var mı bizde? Tamam, boş. Şu çatlağı gördük mü? Bu çatlağı gördük mü? Evet, telefon yapıştı yer arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Ama PUBG güncelleniyor. Sıkıntı yok bu konuda. Bak bak. Mami benim bununla patlama ihtimalim yüzde kaç? Şöyle yap.
Kameralar, ben şu parçayla birlikte kamera oturtulmuştur sanıyordum ama üçü de telefonun içinde. Bakar mısın? Sanki çalışıyor bana. Bizim şu sağlamlık testi yaptığımız telefona döndüm. Oo. Kral, kral. Çalışıyor bak, güncelleme atıyor mu? Atıyor. Şu hale bak, çalışıyor bak. Bu benim hayattaki yerim arkadaşlar. Aslında halim bu ama dışarı yansıttığım bu. Evet, arka tarafın ben Deep Purple'ını beğenmedim. Bu yüzden değiştiriyorum. Bak şöyle transparan bir moda geçiyoruz Mami. Vallahi bak iPhone'dan ayrılanlar Nothing Phone'u tasarlıyor. Tam olarak hikaye buydu. Aynen böyle yaşandı. PUBG Mobile yükleniyor hala ama yani telefon çok ısındı ya. Bayağı ısındı. Halbuki havalanabilecek bir durumda şu an. Niye ısındı anlamadım. Yalandan FP Pro. Merdan Bey telefonumuzu gerçekten çok kötü bir hale getirmiş. Şuna bak lan kırılmıyor ha. Çatalımızı tutup bıçağımızla. Şu kırılacak. Oğlum bundan hiçbir kırılmıyor. Neyden yaptınız bunu ya? Bende de hiç izan yok ya. Buraya kaldırıp... Ya masaya da şey oldu ya. Bunu kapattık. Şöyle bir PUBG'yi tekrar açtık. Yoksa çıldıracağım. Hayır bebeğim hayır. Bu arada dinamikada falan hak getir ha. Buna bakmadık ama. Evet PUBG'de böyle açıldı bak. Aha. Adamların hakkını... Hala çalışıyor yalnız. Şey yaparsam çıkar mı acaba? Kime niyet, kime kısmet. Kral ya, kral kral. Vallahi dayandı bak. Evet, bunun bu arada hiçbir bağlantısı yok gerçekten. O yüzden... Burada kameraya dair bir tane yuva var sadece. Diğerleri yalandan. Ve pil. Bir şey olmadı. Acaba hala çalışıyor mu? Güncelleme yapmadı ya, açmadı PUBG. Bu pile yapacak bir şey yok. Bu arada pilin bantlarına falan bakar mısın ya hacı? Kasayı komple çıkarabilirim aslında istesen. Evet, şuradan... Vallahi bir şey diyeceğim. Bu kadar eziyet ederek ekranı şuna bak ya, krala bak. Şu ekranı bu kadar güzel kim çıkartabilirdi? FP Pro Osman abi 1, ben 2. Bu arada hatırlarsanız arkadaşlar bir tane iPhone 14 Pro'ya sağlamlık testi yapmıştık en son. Turşusunu kurmuştuk kendisinin. Bizim şöyle bir düşüncemiz var. Acaba FP Pro'ya göndersek telefonu bizim için tamir edebilirler mi diye. Bu videoyu yapmamızı isterseniz de eğer yorumlarda belirtirseniz yaparız. Bu telefonu göndermeyeceğim ama. Bu da şimdi ayıp olur adama şey yapıyormuşuz gibi. Bu videomuz buraya kadardı. Başka sizin gördüğünüz, dolandırıcı olduğunu düşündüğünüz ya da orijinal ürün sattığını iddia eden markalar, yerler, hesaplar, kişiler varsa bunları bana Instagram'dan gönderirseniz arkadaşlar olabildiğince bulup tespit edip gerçekliğini gördüğünüz gibi test ediyoruz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenip kanalımıza abone olursanız da çok severiz. Bakın burada güzel bir abone ol tuşumuz var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.